Biz burayı çok seviyoruz. Yalısıyla, yaylasıyla, deniziyle, karşıdaki Midilli Adası'yla, koyunuyla, keçisiyle, Kran Kolu'nu çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki Kran Kolu'nda bir tek taş yerinden oynamasın. Bir tek ağaç kesilmesin. Şimdi bugün burada rüzgar enerjisi yapmak için ön lisans almış olan firma bir toplantı yapıyor. 6.30'da. Biz de o toplantıyı görmek için geldik. O yüzden gideceğiz. Bakın saat 6.30. Toplantıya bir tane vatandaş katılmadı. Onu şimdi belgeleyeceğiz hep beraber. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa sorun arkadaşlara. Herkes demokratik hakkını kullanabilir. Biz kimsenin şahsına hakaret etmiyoruz. Kimseye kaba kuvvet uygulamıyoruz. Sadece ve sadece tek isteğimiz var. Yaşadığımız bölgenin temiz ve sağlıklı kalması. Sizlersiniz. Evet. Şimdi biz ya da Kran Kolu köylüleri burada saat 18.30'da toplantı yapılacağını öğrendik. Böyle bize bilgi verildi. Biz de 18.30'da buraya geldik. Ama 18.30'da Kran köylülerin yani bu projeye karşı olanların dışında bir kişinin kimsenin olmadığını gördük. Biz bunu tutanağa bağlayacağız. Ya da bu konuda sizinle konuşacağımız bir şey varsa tabii ki konuşacağız. Bakın. Şimdi bugün haftalardır saat 6.30'da burada toplantı yapacağız diye diyen şirket arkamda bütün yetkilileri. Biliyorsunuz hep birlikte toplantılar yaptık. Buraya rüzgar gülleri yapmak istiyorlar. Şimdi bu şirket 10 tane yapacak. Sonra başka bir şirket daha fazla yapacak. Daha sonra daha fazla yapmalarına engel olamayız. Şimdi bu arkadaşlar bize bu işin ne kadar faydalı, ülkemizin ne kadar enerji açığı olduğunu bize anlatacaklar. Biz de neredeyse bunları dinlersek getirip bahçemize kadar dikeceğiz o halde. Şimdi istiyorsanız girelim dinleyelim. Ama biz dinlemek istemiyoruz. Dinlemek istemiyorsanız da istemiyorsanız burada bir tutanak tutacağız. 6.30'da toplantı yapılamamıştır diye hepimiz imzalayacağız. Biz niye beceriklerini biliyoruz. Bravo. Bu şirket para kazanmak için buraya elektrik santrali kurmak istiyor. Bizim ormanımıza, meramıza, köyümüze bu kadar net. Biz de istemiyoruz. Şehrin dışında bir yerde, yerleşim yerlerinin dışında bir yerde, 2 megawatta kadar, 1,5 megawatta kadar, 2,5 megawatta kadar verimlilik olan diğerler var, buraları da yapılabilir. Biraz da yerel yönetimleri destekliyorum ben bu anlamda. Halkın da rızasını almak lazım. Buradaki, çünkü yerleşim yeri burası kendisine ait bir yer olduğu için adam yani bunu diyecektir ki ben burada rahatsız olacağım. Hatta ileriki süreçlerde adam diyebilir ki buradaki yerleşim yerini taşımamız gerekecek. Yani bunu da diyebilirler.